Herkese merhaba. Bugün yine Memnunsuz TV'de yağlı radyatörle ilgili kullanıcı deneyimini paylaşacağız. Bliss kodu neydi? Bliss marka. Bliss marka. Koduna buradan bakayım. HD944 11 dilim yağlı radyatör. Biz bunu alalı bir 3 sene kadar oldu. Evet. Aynen Şimdi kullanıyoruz. yağlı radyatör bir insan niye ihtiyaç duyar? Yağlı radyatör. Yani Çocuğu olan. kaloriferlerde oturuyoruz biz. Isıtmanın yetersiz geldiği odalarda, hani bazı odalarda iyi ısındığında bazı odalar az ısınabiliyor. Isının yetersiz geldiği odalarda geceleri çocukların uyurken üşümesinler diye kullanıyoruz biz. Yani normal Şöyle ısınma amaçlı değil. sanırım şunlar ihtiyaç duyabilir sanırım. Merkezi sistemi olan, doğal koz kombisini kendi ayarlayamayan, apartmanda kavga eden, yukarıya sıcak çok çıktı, az gitti, Ben çok yaktık, üşüyorum. az yaktık, ben İş üşüyorum geldi diyenlere derler bana. tavsiye. Yani. Arkadaşlar üşümeyin, kendinize bir adet alın, komşunuzla kavga etmeyin, kendi Evet. sıcaklığınızı ayarlayın. Ya da şey de olabilir. Yani sıcak bölgelerde sadece buzdolabıyla Evet, ısınma mesela gayet yeterli ben bunu bir ısısı. de kendim için de soruyorum özellikle. Ben de kendim arıyorum. Antalya'da yaşadığım için klimayla ısınmak. Şimdi alternatifleri var. Şimdi kendi açımdan da değerlendiriyorum. Alternatifleri var. Ne alternatifleri? Örneğin klima. Elektrikli ısıtıcı, Elektrikli klima. ısıtıcı. Elektrikli ısıtıcılar yani ağız kurulu yapıyor. İnsanı çok rahatsız ediyor. Sürekli kullanımında Bir çok de rahatsızlık sanırım aslında olabilir. havayı ısıtmıyor. Yani Kapattığın bu anda soğuyor. evet. Işıkla ısıttığı için çarpması gerekiyor sana ısıtması için. Odayı ısıtmıyor aslında. Isıtmıyor. İnsanı rahatsız ediyor yani. Evet, o yüzden Rahatsızlık ben de hissediyor. kullanmıyorum. Klimada Burada ihtiyaç ısıtma yeter. için çok mantıklı bir çözüm değil. Bunun şöyle bir avantajı var. Sürekli çalışmıyor. Bir içindeki yağ bir 5-10 dakika çalışıp ısıttıktan sonra yani tabi ayarları var. Ayarına göre gereğinde bir buçuk saat hiç çalışmadan Kendi sıcaklığını yani bir koruyor. saat sonra bile baktığınızda hala ılık oluyor. Yani kapattıktan bir saat sonra bile baktığınız zaman ılık, hemen soğumuyor. İçinde Evet. yağ olduğu için uzun süreli yağı sıcak tutuyor. Bunun bir de şöyle özelliği var. Bu dijital. Dijital Burada kenarında düğmeleri var. burada açtığın zaman derecesi yanıyor. 24 derecede otomatik açıyor. 3 tane güç seçeneği var. Evet. Birinci seçenekte 1000 watt'ta çalışıyor. İkinci seçenekte 2000 watt. Üçüncü seçeneği aldığında en yüksek olan 2500 watt'ta çalışıyor. Şu anda kendi otomatik açtığınızda 24 derecede 3 yani son güçte 2500 watt'ta çalışmaya başlıyor. Çalışıyor. Onu düşürebiliyorsunuz. Burada ayarları var. Evin Mesela sıcaklığına göre kendisi evet. duruyor sanırım. Ya 2500 watt'ta çalışmasının şu faydası var. Hemen ısıtıyor içindeki yağı. Daha çabuk ısıtıp hemen dinlenmeye geçiyor. Düşük aldığınızda yavaş yavaş ısıtıyor. Geç Dinlenmeye geçmesi dinlenmeye geçiyor. biraz zaman alıyor yani ısısını Yani bulması. bu şöyle hemen eve geldim açayım da Ha. ısınayım değil. Evet. Bu açacaksın evin sıcaklığını yavaşça verecek. Evet, yavaş yavaş ısın. Hemen Yani elektrik anlık karşısına karşısına geçip geçme ısınma şansı derdi yok. yok. Isınma Ama uzun süreli yok. ısınmak için elektrik sopasına Yani göre ve elektrikçiye şöyle, göre anladığım faydalı. kadarıyla evinde petekleri yetmeyen, merkezi Evet. sistemi olan, işte apartmanda az yaktı, çok yaktı problemi olan, Evet. çocuğu olan özellikle, bebeği olan Çocuk odasında. olan odalarda Evet, bebeği olan odası çocuk için gayet... küçükken banyoda mesela bunu koyuyorduk. Evet, Yarım banyo... saat önce koyuyorduk. Banyo sıcacık oluyordu. Ondan sonra çocuk üşümeden banyosunu Ya da ısıtma sistemi işte Antalya gibi, Ege gibi yaptırıyorduk. yerlerde sadece klima olan yerler için olabilir. Peki bu ürünle ilgili ben de araştırdığım için biliyorum. Koku probleminden Koku sadece üstündeki ya beklediği zaman toz birikiyor tabii evdeki diğer eşyalar gibi. Bu bahsediliyor. şu aralarında, petek aralarında, dilim aralarında biriken tozları sildiğiniz zaman şu alt ve üstte hiçbir koku olmuyor ama tozu mesela bir iki Yani gün kokusu kullanmadınız toz kokusu mu yağ kokusu mu? tozu ya toz yanıyor toz kokusu Toz yağ ya, kokmaz. tozun yanma kokusu, Yok yağ kokusu yağ falan. kokusu kesinlikle yok. Sızma, delinme herhangi Yok bir yok hiç şey. öyle bir şey Kaç yok yıldır ben kullanıyordun? 3 yıl oldu. 3 3 yıldır yıldır kullanıyorum. herhangi bir sorun yok. Belki de 3'ten de fazladır. Evet, Hiçbir öyle bir yağ fiyatı kokusu yok. Büyük ihtimal o bozuk yağ damlatanlar falan koku yapıyor olabilir. Evet, fiyatı neydi aldığında, şimdi nasıl? Bizim aldığımızda 150-200 lira arasında bir şeydi. Az önce baktık 550-600 liralara 550 lira. çıkmış. Evet. Fiyat biraz daha şey yapmış. Yani aslında bir elektrikli ısıtıcından biraz pahalı. Evet, şey de var ama. Mesela UFO'lardan. bunun dilim sayısına Onlar. göre fiyatı değişiyor. Mesela bizim baktığımız 13 dilimdi. Bundan büyüktü.
7 dilim bile olanlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şuraya kadar mesela. Onlar ihtiyaca göre 300-350 lira civarında. Evet, fiyatlar dilimlerine göre değişiyor. Bu dijital ayarlanabildiği için diğerlerine göre biraz daha pahalı. Bunların manuel ayarlanabilenleri. Anladım. Yani çok önemli mi dijital olması, onu bilemedik tabii. Yani burada şey var, derece ayarlar var mesela 26, 27, 28, 30. Diğerini kadar de manuel olarak ayarlıyorsun. Yani 30 dereceye kadar çıkarabiliyorsun. Anladım. Düşürebiliyorsunuz. Kaç var? Şimdi 5 dereceye kadar düşüyor. Yani oda sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğünde çalışıyor. Yani kim ihtiyaç duyar onu? Ruslar hariç. Hiç olabilir. O evi bıraktınız gittiniz mesela, sularınız var, donmasını istemiyorsunuz. Ha evet evet evet. 5 yani dereceye çok ısıtmaya da doğru. Çok ısıtmaya gerek yok, evet. Ama donmasını dengeler, evet. Suları gayet donmasın deyince bunu mutfağa, banyoya konup gidebilirsiniz yani. Eğer oda sıcaklığı 5 donma derecesinin altına düşürmez. O faydası olur yani. Evet, Ruslar için büyük ihtiyaç olabilir. Peki Ruslar diyelim buraya geldiler, evi bırakıp geldiler. Evde bunu koyar, evinde suları donmaz. Evet. Öyle şimdi ürünün bir avantajı da sanırım gezdirilebiliyor olması. Bir kalifer peteğinin aslında dolaşabilen versiyonu. Peki şimdi ürünü değerlendirirsek, bir de elektrik tüketimi var. Elektrik tüketimi nasıl? O önemli bir kavram. Normal elektrikli ısıtıcılar aynı sayılır. Yani bir elektrikli UFO gibi. UFO'lar da hocam. UFO'larla aynı seviyede yakıyor. Küçükleri 1500 gibi. Ama daha iyi ısıtıyor. Anladım kadarıyla. Onlara göre çok daha iyi. Normal ısıtıyor yani. Diğer gibi, ışınma gibi değil. Kalorifer gibi ısıtıyor. Evet. Kalorifer gibi ısıtıyor. Evet. Gayet güzel. Bir de çekiyoruz burayı. Mahvettim. Çık dışarı. Montajlarız orayı. Orası sorun değil. Oturdu. Tamam. Yani normal. Evet. Isıtıyor yani. Kalorifer peteği gibi ısıtıyor. Peki fiyat performans olarak nasıl? Fiyat performans olarak gayet güzel. Elektrikli ısıtıcılar tabii bunlara göre daha ucuz. Şimdi negatif. 150 liraya alınabilir. Negatif taraflarına gelelim. Şimdi kıyaslayan kişiler neye göre kıyaslar? Yani diğer ısıtıcılar biraz daha uygun fiyatlıdır buna göre. Fiyat. Fiyatı biraz fazla olabilir diğerlerine ama yani belki başka üründe yok dedin ama başka üründe de koku olabilir. Benim çalıştığım okulda da var. Çok eski model bir şey. Onda koku var mıydı? Yani o bile kokmuyor. Çok eski. Anladım. Soğuk olan sınıflara hemen getiriyorlar. Mesela benim sınıfımın camları açık kalmış. Çok soğuk olmuş sınıf. Hemen getirdik, taktık prize. 10-15 dakikanın içerisinde sınıfı ısıttı. Yani, evet, negatif tarafı herhalde şimdi kıyasladığımız ürünler olarak ısınmasının zaman alması, belki ani ısıya ihtiyaç duyulması açısından. Şimdi daha her yeri şu anda ısındı. Anca anladım. Biraz zaman olması. Pozitif tarafları uzun vadede sıcak kalıyor. Evet. Belki bundan dolayı yakıt olarak da belki daha az yakıyor da olabilir. Yani ya da dengeliyoruz. Sürekli çalışmadığı için ısıyı da kaybetmiyor hemen. Yağlı olmasından dolayı içindeki yağ çabucak soğumuyor. Yani dediğim gibi bir saat sonra gelip baktığınızda güzel, şu aralarının sıcak olduğunu görebilirsiniz. Peki. Ürüne genel olarak 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 9 puan veririm rahat. 9 puan. 10 puan bile verilir yani. 10 puan bile böyle bir güzel. Yani çok memnunum. Teşekkür ediyoruz ürünün tanıttığınız için. Kullanıcılara yardımcı olabildiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.